Herkese selamlar dostlar. 26 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Videonun başlığından dolayı şöyle bir şey söyleyeyim. Bu maçla kasanızı katlayın. Süper. Devam. Şimdi 5 tane maçımız var. Bahsedeceğim her maçtan. 2 tanesine gerçekten güvendim maçlardan ama bir tanesine gerçekten çok güveniyorum. O maçta gerçekten ya oranlar şu an açık değil. Basket maçından bahsedeceğim. Ona göre kendiniz kasanızı duruma göre katlayabilirsiniz. Bahsedeceğim birazdan. Bir yerde skor yarışması yapalım. Skor yarışmamızda City Arsenal maç skoru. Size maç skoru ne olur? Daha önce yapmış olduğumuz Fenerbahçe İstanbul maçının skorunu bilen yok. Fenerbahçe ölüm kalım maçına çıktı. Klasik yine öldü. Fark hiç şaşmaz yani Fenerbahçe'nin bu olayı. Yenemedi yani. 90 artı 6. Yapacak bir şey yok. City Arsenal ne olur? Sizlere sorduk. Herkese bol şans. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Aynı şekilde bilen arkadaşlarımız da Instagram'dan zaten yazabilir. Oradan da zaten çekiliş hakkında bilgi de veriyorum. Herhangi soru, görüş, öneri her şey için de doğrudan benimle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Ekranda zaten görüyorsunuz Kangal Bey. Geçtim. Dün gece bildiğiniz üzere bir NBA kuponu yaptım ve bir adet yüksek misli verdim. Dedim ki yani Yanis dönmüş. Yani açıklamaları bekledim biraz. is var. Dedim ki ilk yere 2. Onu da neden? Normalde maç son 2 verecektim. Maç 2'den 1 olmuş. Maç son 2'nin oranı yok. Dedim ki ilk yere verelim oran alalım. 1500 TL bandında bir miktar önerdim. Açıklamasını bile yapmadım. Giannis var başka açıklama yok. İlk yarıda 57-52'lik üstün geldi. Fakat 4. periyot Miami'yi öldürdü yani. Baksı. O yüzden buradan ilk kere 2'den biraz da şansımızın da yardımıyla rahat bir şekilde kazandık. Yüksek mislinin amacı zaten yüksek en güvenli maçları vererekten de misliler önererekten de devam ediyoruz. Dün bir tane sizlere en büyük kuponu verdim ve bu kuponu Bak 6 gündür serideydik 7. gündü bu. Herkes açık Telegram grubuna da attım. İlk mücadele baksın maçıydı. Deplasman 110.5 üst aldım. Zaten 114 sayı attı, o geldi. Yattım. Saat 5'e alarm kurdum. Kalktım. Saat 5. Lakers maçına. Maç çok güzel gidiyor. 224.5 alt aldım. Dedim ki bu maç gelir. Kötü gidiyor zaten. İlk yerden 100 sayı falan çıktı. Dedim yakaladık gibi. İkinci yarı oldu. Yine kötü gidiyor. Maç 104-102 son bir atak Lakers yapacak. Lebron maçı uzattı. Lebron maçı uzattı. Uzatmalarda yattı. 224. 7. günün serisi uzatmalarda yattı. İşte böyle basketbolunda uzatmaları bazen kötü etkileyebiliyor. Hatta ekrana diğer görselim gelsin. Lebron'un bakın. Bu uzatmaların bitiş anı. Uzatmalarda 20 sayı gelmemesi lazım. Yani 20 sayı gelmem. 5 dakika oynayacaklar. 20 sayı gelmemesi lazım. Çok güzel gidiyordu. Son 10 saniye. Bir tane hücum var. Sadece bir hücum. Farklı açık. Gitti. Kim o? Morant atmadı. Diğer eleman üçlük attı. 0.3 saniye kala yattık. Uzatmalarda da böyle yattık. Muazzamdı ama biraz iyi sonuç lazımdı bize. Sağlık olsun. Geçtim. Canlılarla birlikte zaten elimizden geldiğince iş yaptığımızı söylüyoruz. Gruplarımıza dün de herkes açık Telegram grubunda Sakarya'nın çiftte şansını 1.79 gibi orandan Fenerbahçe'nin atacağı 3 golü 1.79 gibi orandan önerdim. Kazananlara tebrikler canlı olarak da zaten devam ettiğimizi biliyorsunuz. Canlı maçları severiz. Biz sürekli aktifiz canlı odasında zaten. Geçtim. Sizlerden de canlı videoyu atsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin. Güzel bir şekilde maçlarımıza başlayalım. Like attıysanız devam. Bakın like'larınız bizi öne çıkartır. Yani moral olur, motivasyon olur. Anladınız mı? Önemli. İki saniyenizi ayırın lütfen. Nottingham Forest'la Brighton. Forest'ın son mücadelesi çok iyiydi. Yani Liverpool'la oynadılar. Muhalif oldular fakat yani durmadılar. Sürekli bir atak yapma şansı buldukları pozisyon pozisyonu değerlendirme şansları. Onun dışında yani 3 kişiyle 4 kişiyle çıkarsın tamam mı? 6-7 kişiyle kontra atağa çıkan bir Forus takımı vardı. Bu yüzden biraz e, ma mağlup olması da arkadaki boşluklardan Liverpool'u iyi değerlendirdi. Brighton'la oynayacaklar. Eğer Forest bence buradan aynı oyunu devam ettirecek gibi. Gol bulabilir mi? Bulabilir. Benim skor beklentim burada 2-1'lik bir Brighton galibiyeti. Fakat Brighton bu oyunla birlikte bu Forest'ta 2 tane gol bence zorlanmaz. Deplasman 1.5 üst 1.42 gibi orandan alırım. Değerlendirme altına koyarım. Brighton'ın 2 golü. Ama dediğim gibi ben burada şeyde bekliyorum. Forrest'a bir tane atabilir. 2-1 bir, skor bekliyorum deplasmandan. Ona göre neler yapabiliriz? 2 ve 2.5 üst yaparsanız da bebek gibi bir 1.97'den oran alırsınız. Değerlendirecekler bol şanslar. West Ham'la Liverpool mücadelesi. West Ham toparlandı. Buldukları pozisyonları iyi değerlendiren bir West Ham var. Son haftalarda Liverpool'un da sağ solu belli olmuyor ama atıyor. Yiyor da atıyor da şu an Liverpool'u havada. Altılar, üç 2ler falan derken maçlar coşuyor. West Ham'ın özellikle geçiş oyunuyla birlikte Bowen'ın kanadından Antonio'yla topla buluşturmaya çalışıyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Duran topları özellikle kornerlerden çok gol bulan takımlardan bir tanesi West Ham. Liverpool oynayacaklar. Güzel tempolu bir maç bekliyorum. 2.5 üst olarak bir 47 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Değerlendireceklere bol şanslar. Bunu da geçiyorum. City Arsenal. Gelelim güzel maça. Güvendiğim maçlardan bir tanesi bu fakat kasa katlama dediğim o mücadele bu değil. Mücadeleye baktığımız zaman da Arsenal son haftalardaki aldığı 3 beraberlikle burada şampiyonluğu bir nevi City'ye verdi. Bakalım puan durumuna. City'nin iki tane maç eksiği var. Aldığı takdirde bir puanla Arsenal'ın önünde. Tamam mı? Şimdi bu maçta Arsenal beraberlik listeye yarıyor. Sezonun özellikle son belki de 5 yılın, son 6 yılın en önemli maçına çıkıyor bence. Yani şöyle bu kadar kritik bir maç olmadı. Ya Premier Lig'de tabii ki puanlar kaybedilir alınır da. Yani bu kadar da 3 hafta üst üste şampiyonluğu yani resmen verdi gibi bir olay oldu. Stili oynayacaklar ki City de nasıl formda olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih karşısında da zaten bizlere gösterdi. Burada idealden City'nin atacağı 2 gol değerlendirme altına alınır. Onun oranı 1.37 şöyle gösterelim. 1.37 gibi oranı var. Aldık mı onu aldık. Arsenal tarafı dedim ya sezonun en önemli maçına çıkıyor belki de. Yani şampiyonluk maçı diyerekten de söyleyebiliriz bir nevi. Ben burada 2-1-3-1 arasında bir City galibiyeti bekliyorum. Fakat Arsenal'ın bu maçta gol olması tabii ki de beklenebilir. O yüzden 2-19 gibi orandan da Matsunu sonu 1 ve KG var. 2-19 gibi oranı var. Bunu da ekstra olarak sizlere yüksek orandan önermek istiyorum. Güzel bir maç bekliyorum. Tempolu bir maç bekliyorum. Canlısını ekstra maç önünde zaten yapacağız. Kadrolara da bakacağız. Ona göre bir değerlendirme yapacağız. Herkese bol şanslar. maç skoru yorumlarınızı da yoruma yazmayı unutmayın. Barcelona ile Zalgiris karşılaşması. Maça baktım bu da playoff'un ilk mücadelesi. Barcelona'nın kazanma ihtimali var zaten. Şuradan nereden? Şöyle eşleşmelerden anlatayım. Şimdi Barcelona'ya kısmen zayıf bir rakip gelmişler ki zaten Barcelona'nın ben Avrupa'da oranına baktım 1-17 falan yani burada çok fazla bir şey yapmaz Barcelona muhtemelen kazanır. Fakat Zalgiris'ten bahsedeyim Zalgiris takımı sezon boyunca özellikle sezonun son dönemlerinde 24 saniye süresi var ya hücumda onun hepsini kullanan bir takım en doğru atışı bulmaya çalışıyor hızlı hücuma çıkmazsa yani 24 saniyeyi sonuna kadar kullanıyor. Ve Barcelona da savunmayı çok iyi yapan. Hatta Euroleague'in en iyi savunma takımlarından ilk 3'ten bir tanesi Barcelona. Savunmayı da çok iyi yaptığından dolayı ben bu mücadelede çok fazla sayı beklemiyorum. O yüzden benim buradaki beklentim. Mücadele genelinde kaç bari açarlar bilmiyorum. 157 falan açabilirler. Avrupa ile kıyasladım. 157 buçuk alt veya daha yüksek açarlarsa alt olarak alın. En üst baremden alt olarak değerlendirmeye alın diye öneririm sizlere. Değerlendirecekler bol şanslar. Olympiakos'la Fenerbahçe Beko. Dedim ya videoda bu maçta kasanızı katlayın diye. İşte arkadaşlar o maçımız bu maçımız. İyi dinleyin. Şimdi Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşılaşması maç Yunanistan'da. Ve ben şunu videolarımı sürekli takip edenler Euro maçları da verdiğimi biliyorsunuz zaten. Ve o maç videolarda şöyle bahsettim. Olympiakos maçlarını hep değerlendirdim ki bu sezon çok kazandı Olympiakos. Sürekli aldık kendi evinde ve hep 80'leri falan açtı yani çok rahat. Çok kazandırdı bize. Olympiakos dedim ki Eurolig'in bu sene zaten birinci bitirdi. Yani Final Four falan dinlemez şampiyon dedim. Oynatmaya bile gerek yok dedim. Öyle bir takım oldu. Herkesten hücum katkısı alabiliyor ve Fenerbahçe Beko'da bu maçta eksikler olabilir. Bu kır bu maçta yok. Onu belirtelim. Bu kır bu maçta yok. Sakat. Götürülmedi bile Yunanistan'a. Sonra Wilbekin, Guduric. Bu iki isim de arkadaşlar şüpheli durumda. Maç saati belli olacak. Az önce yaptığı açıklamalar bu yönde Fenerbahçe'nin. Az önce yaptı bak, bakın bu açıklamaları. Olympiakos taraftarı ilk mücadelesi kendi evinde taraftar önünde Fenerbahçe Beko bence zayıf bir takım. Olympiakos'a göre. Ne olacağı belli. Şunu söyleyeyim. Eğer Olympiakos Fenerbahçe Beko burada Olympiakos'u yenerse diğer maçları oynatmayın. Direkt Fenerbahçe'ye verin kupayı. Euroleague şampiyonu olsun. Öyle bir maç. Yaban atılacak bir takım değil fakat Olympiakos çok çok iyi. Yani gerçekten bu sözü hakkını verdi. Özellikle şu son dönem maçlarında antrenman modunda geçti. Önemsemediler ama bu maçı çok önemseyeceklerini düşünüyorum. Olympiakos'un kazanırım. Muhtemelen buna oran yoktur. Burada handikap alabilirsiniz. Fakat ben burada daha çok şöyle önereceğim sizlere. Gerek Avrupa'da oynayanlar, gerek Nesil'e de oynayanlar kafanıza göre takılın. Ama Olympiakos'un atacağı sayı 81-82 açılırsa ki o bantlarda açılmasını bekliyorum. Olympiakos'un atacağı sayıyı alın. Avrupa'da da oran 131 140 bantlarında, 1.35 bantlarında doğrudan Olympiakos galibiyetini Avrupa'dan da alabilirsiniz değerlendirecekler. bol şanslar. benim günün en güvenli mücadelesi bu. Sizlere de söylüyorum. Hatta oranlar nesine de açıldığı zaman da yüksek misliye de zaten bu maçı önereceğim. Mislisini de yarın kafamda planlayıp ona göre önereceğim. Bilginizi vereyim. Bilginizi sularım. 5 maçım vardı. İdareden yüksek orandan anlattım. Kasanızı umarım ufak nebzede kar ettiririz diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.